Dünya. 4,5 milyar yıllık evrim. Her şey sona erecek. Devasa güçler dünyayı yok etmek için çoktandır iş başında. Bilimsel araştırmacılar bizi dünyanın geleceğine doğru destansı bir yolculuğa çıkarıyor. Oradaki kıyametler hayatı sona erdirecek ve gezegenimizi yok edecek. Dünyanın sonu için geri sayım başlıyor. Bundan 7,5 milyar yıl sonra dünya yanıp buharlaşacak. Tanınmaz hale gelecek. Hayatın olmadığı yabancı bir dünya olacak. Son anına gelmeden gezegenimiz en az 7 büyük felaket geçirebilir. Bunlar, ormanları teker teker çöle dönüştürecek, kıtaları yeniden şekillendirecek ve okyanusları kaynatacaklar. Diğer felaketler atmosferi yok edecek, hayvanları ve bitkileri ortadan kaldıracak. Bunlar sadece tahmin edebildiğimiz felaketler. Peki ya insanoğlu? İlk önce biz yok olabiliriz. Bu dünyanın sonunun hikayesi. Dünyaya ilk tehdit gökyüzünden geliyor. Şu an saniyede 27,36 kilometre hızla ilerleyen 9,6 kilometre çapındaki bir taş ve metal karışımı bize doğru geliyor olabilir. Önümüzdeki hafta, gelecek ay ya da yıl çarpabilir. Çarptığı zaman da elimizden bir şey gelmez. Bu tehditten önce uyarılma şansımız çok az. Bu bir asteroid darbesi. Dünya her zaman ateş hattında oldu. Yarın da olabilir, 100 milyon yıl sonra da. Sorun ne zaman olacağı değil. Güneşten 482 milyon kilometre uzakta, Mars'ın ilerisinde hiç oluşmamış bir gezegenin enkazı olan asteroid kuşağı bulunuyor. 750 bin ağır kaya 800 metre boyunca uzanıyor. Bu bitmez tükenmez gezegensel cephane kuşaktan sıyrılıp uzayda döne döne dolaşıyor. NASA gökbilimcisi Profesör Dan Brownlee, asteroidler hakkında çok şey biliyor. Onların geçmişte verdikleri zarar gözle görünmeyecek gibi değil. Gece aya bakın. Kraterlerle kaplı olduğunu göreceksiniz. Bütün gezegenler etki altındalar. Tarihimiz boyunca milyarlarca yıldır bu durum değişmedi ve değişmeyecek de. Söylenen oldu. 65 milyon yıl önce 9,656 kilometre genişliğinde bir asteroid dünyaya çarptı. Bu darbeyle milyonlarca ton kaya binlerce metre yükseğe uçtu ve kumu bir anda cama dönüştürdü. Bu darbe sonucu 160 milyon yıldır var olan dinozorlar yok oldu. Peki buna benzer bir asteroid vurgunu bugün gerçekleşse sonuç ne olur? Brownlee, Ay, Mars ve Merkür gibi gezegenlerdeki görülebilir darbe sonuçlarına bakarak bir sonuca varmış. 65 milyon yıl önce dinozorları yok eden cinsten uzaydan gelen 10 kilometre çapındaki bir kuyruklu yıldız ya da asteroidin ortaya çıkma sıklığı ortalama 100 milyon yılda birdir. Çarptığı anda 100 kilometre yakınındaki tüm canlıları buharlaştırarak yok ediyor.
Darbenin direkt etkisi dünyanın yer kabuğunu oluşturan güçlü depremleri tetikler. Rüzgarların gücüyle hızlanan dalgalar karada güçlü tsunamileri yaratır. Birkaç gün içinde toz bulutları güneşi bloke eder ve gezegeni dondurucu bir karanlıkta bırakır. Bitmeyen bir kış bir yıldan uzun sürer. O tozun içinde daha da kötü bir şey saklıdır. Nitrik oksitteki ani bir yükseliş ozon tabakasının %85'ini yok eder. Toz en sonunda çökerdiğinde ozon tabakasındaki eksiklik ultraviyole ışınlarının yeryüzüne ulaşıp milyarlarca insana zarar verip ölümcül dozdaki radyasyonuyla bitki ve hayvanları öldürür. Bu ilk yılın sonunda tüm canlı yaşamının en az %70'i son bulur. Yer altında yaşayanlar ya da kış uykusunda olanlar daha şanslıdır. Dinozorları yok eden bu darbe bir gün bizi de yok edebilir. Asteroid darbesi haftaya da 1 milyon yıl sonra da olsa insanlığın dinozorlara göre büyük bir şansı var. Bu şans bizi onların kaderini yaşamaktan kurtarabilir. Tektonik maharetlerimiz bize korunabileceğimiz sığınaklar hazırlayabilir. Hatta yönünü değiştirmek ya da patlatmak suretiyle asteroidin dünyaya çarpmasını bile engelleyebilir. Artık bu şeylerin bize yaklaştıklarını önceden görebiliyoruz. Dünyanın neresine çarpacağını hesaplayıp yönlerini değiştiriyoruz. Kendimizi ve çevremizi dinozorları yok edecek büyüklükte bir asteroitten koruyabiliyor olsak da artık Güneş sisteminde daha büyüklerinin olduğunu da biliyoruz. Gelecekteki teknoloji bile bunun verdiği zararın iki katını verebilecek bir darbeyi engelleyemeyebilir. Asteroidin ne zaman çarpacağını bilmemek planlamayı da zorlaştırıyor. Endişelenmek de yersiz kalıyor. Ama daha da kötüsü var. Bir sonraki felakete hazırlansak da bunun bir yararı yok. Kutup noktalarından birkaç kilometre aşağıdaki buz tabakaları durdurulamayacak. Küresel bir buz devri kapıda. Nereden mi biliyoruz? Bu daha önce de oldu. İlk ipuçlarından biri La Brea Katran çukurundan çıkarıldı. Buzulda yaşayan kürklü bir memeli herkesi şaşırttı. Onu Kaliforniya'nın sıcaklığında bulmak çok esrarengizdi. Kaliforniya eskiden buzla mı kaplıydı? Peki bu tekrarlanabilir mi? Bunun cevabını bulmak için bilim insanlarının on binlerce yıl öncesine uzanan iklim değişikliklerinin kayıtlarını bulmaları gerekiyor. Cevap, okyanusun dibindeki çökeltide saklı. Deniz jeoloğu Profesör Peter de Monocal, dünyanın geçmişindeki donmayı araştırıyor. Denizin derinliklerindeki çökeltiler geçmişteki iklim değişikliklerinin yegane arşividir. Çünkü okyanustaki çökeltiler zaman içinde süreyen ve yavaş bir biçimde birikerek bize geçmişteki iklim değişikliğinin tarihi kayıtlarını sunar. Amerika'nın donmuş geçmişi ve geleceğinin sırrı çökeltideki bu minik kaya parçacıklarında saklı. 10 bin yıl önce tortulaşıp bugün burada olmaları da şaşırtıcı. Buz dağlarının içi bu taşlarla dolu. Buz dağları eriyince içindeki yükü de bırakıyor. Ve böylece biz de okyanusun ortasında kocaman çakıl taşları buluyoruz. Buz dağları bir keresinde kıyıdan uzaklaşmış. Dağlar eriyince kuzeyden taşıdıkları taşlar deniz tabanına çökmüş. 10 bin yıl önce Kuzey Amerika'nın büyük kısmı bir buz devri yaşıyormuş. Fakat donmaya neden olan nedir? Bu sorunun cevabı jeologların ayaklarının altında değil, başlarının üzerinde, uzayda bulunuyor.
Dünya Güneş'in etrafında zamanla şekil değiştiren bir elips üzerinde dönüyor. Dünyanın Güneş'i olan eğimi de değişiyor. Hesaplamalara göre bu değişiklikler arasındaki etkileşim, iklimi ılıktan soğuğa, soğuktan ılığa dönüştürebilir. Buna keşfeden adamın adı verilmiş, Milankovitch döngüsü deniyor. Onun yörüngesel hesaplamaları, dünyanın 10 bin yıl önce buz devrinden ılıman iklime geçtiğini gösteriyor. Demenokal'ın kökeltiden çıkardığı sürenin aynı. Kanıtlar ortaya çıkınca çok şaşırdık. Astronomik hesaplamalarla jeolojik kayıtlar örtüşüyordu. İnsanların ağzı açık kaldı. Peki ya gelecek? Yörüngesel etkene Milankovitch döngüsü denmesinin nedeni tekrarlanıyor olması. Demenokal, dünyanın 30 bin yıl içinde yeniden buz devrini yaşayacağına inanıyor. Bir sonrakinin bir öncekinden çok daha kötü olacağını ileri sürüyor. Çünkü son buz devrinde sadece 5 milyon insan vardı. Şu an bu sayı 6 milyara ulaşmış durumda. Bu da felaketin boyutunun altını çiziyor. Hepimiz hayatta kalabilir miyiz? Toprağı 3200 kilometre kalınlığındaki buz tabakaları kaplayabilir. Londra ve New York gibi şehirler binlerce metre buzun altına gömülebilir. Su buza dönüştükçe küresel deniz seviyeleri 121 metre kadar düşebilir. Dondurucu soğuklar 100 bin yıl sürebilir. Besin zinciri çöker. Buzla kaplanan bitkiler ölür. Otobur hayvanlar da yemek bulamayıp ölürler. Medeniyet çöküp, yiyecek ve kalacak yerler azaldıkça en temel hayatta kalma içgüdülerimiz devreye girebilir. Kolombiya Üniversitesi'ndeki Dr. Erwin Redlener, insanların felaketlere verdikleri tepkiler konusunda uzman. Kötü haberse çoğumuzun hayatta kalamayacağı. Yeni bir buz devri gibi doğal bir olayda en büyük zorluk kendimizi birbirimizi öldürmekten alıkoymak olur. Ekstrem koşullardan kaçmaya çalışıp göç eden kitleler yiyecek, su ve güç kaynakları için ölümcül bir yarış başlatabilirler. Buz büyük kara kütlelerini yuttukça milyarlarca insan ortadan kaybolabilir. Fakat kuzeyin yeşil ve ekvatorun güney kuşağında yaşayan birçok insan hayatta kalacak. Burada tarım devam edecek ama milyarlarca insana yetmeyeceğinden bu bölgeler için savaş başlayacak. Birkaç yeşil bölgede insanlar hayatta kalacak. Fakat nüfus çok azalacak. Bizim bildiğimiz medeniyetten eser kalmayacak. Bir sonraki buz devri sonuncu da olmayacak. Devasa buz tabakaları genişlemeye devam edecek. Hayatı ve toplumları mahvetmeyi sürdürecek. 250 milyon yıl sonra durum daha da kötüleşecek. Çok daha büyük bir tehditle karşılaşacağız. Soyumuz tükenme tehlikesine girecek. Denizler kuruyacak ve her yer çöle dönecek. ...250 yıl sonra buz devirlerini atlatmışken ve hatta belki de asteroid darbesinden de sonra daha büyük bir tehdit bizi bekliyor olacak. Kainatın yüzeyi tamamen tanınmaz hale gelecek. Soyumuzun tükenmesi söz konusu olacak. Bu korkunç görüntüye bugün dünyayı şekillendiren aynı etkin güçler neden olacak. Bugün çevremize baktığımızda edindiğimiz izlenim her şeyin durağan, dağ sıralarının hareketsiz olduğu ve yükselmedikleridir. Deniz seviyesinin yükseldiğini düşünüyoruz ama çok net göremiyoruz.
Fakat daha uzağa, milyonlarca yıl sonrasına baktığımızda ve her şeyi hızlandırdığımızda ummadığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Buna kıtaların hareketi, dağ sıralarının yükselmesi ve düşmesi de dahil. Bunlar milyonlarca yıldır olan şeyler. Geleceğe bakınca bu olayların nasıl gelişeceğini görüyoruz. Bugünse bu uzun filmin tek bir karesi gibi kalıyor. Geleceğe yapılan bu jeolojik yolculuk, insanlar dünyayı tek bir harita üstünde görebildikleri zaman başlamış. İnsanlar 18. yüzyıldan beri Atlas Okyanusu etrafındaki kıtaların kıyılarında testere gibi şekiller oluştuğunu söylüyordu. Ama ben onların kıtaların hareket ettiğini anladıklarını hiç sanmıyorum. Fakat 20. yüzyılın sonlarında bilim insanları ne olduğunu anladılar. Hız değişse de Amerika şu an Avrupa'dan yılda 2,5 santimetre uzaklaşıyor. Hemen hemen bir tırnağın uzaması hızıyla. Bu kıta hareketine plaka tektoniği deniyor. Dünyanın yüzeyinin sürekli hareket eden geniş kıtasal plakalardan oluştuğunu gösteriyor. Çarpıştıkları yerde devasa dağlar yükseliyor ve büyük volkanlardan erimiş kayalar fışkırıyor. Gezegenimizin yüzeyi şekilleniyor. Bu yeni bilgiyi edinince jeolojik kayıtlar bir kitap gibi açılıp 250 yıl önce tüm kıtaların Pangea adlı tek bir süper kıta halinde olduğunu ortaya çıkarıyor. O zamanki dünya dinozorların hüküm sürdüğü sıcak, gaddar bir dünyaydı. Tektonik plakaların gelecekteki hareketleri dünyayı yeniden tek ve büyük bir kütleye çevirebilir mi? Plakaların nasıl hareket ettiklerini artık çok daha iyi biliyoruz. Bu hareketlerin nasıl ilerlediğini incelersek, birkaç milyon yıl sonrasına ışık tutabiliriz. Livermore'un modeline göre 250 yıl sonra yeni bir süper kıta oluşacak. Antarktika ve Avustralya birleşirken Afrika da Orta Doğu'yla iç içe girecek. Devasa bir okyanusla çevrili tek ve kocaman bir kara parçası. Okyanus yağmurları yüzlerce ya da binlerce kilometrelik kara parçasını yok edecek. Hiç bitki yetişmeyecek ve kara sıcaklığı emdikçe ısı yükselecek. Her yer çöle dönüşecek. Gelecekteki süper kıta muhtemelen Avustralya'nın iç kısımlarına benziyor olacak. 250 yıl sonraki yeni dünyada karaların yarısından çoğu çöllerle kaplı olacak. O kadar sıcak ve o kadar kuru olacak ki çok az bitki ve hayvan hayatta kalacak. Canlı türlerinin %80'i yok olacak. Hayatta kalanlarsa daha az su, daha az yemek ve yükselen ısıya katlanmak zorunda kalacaklar. Gelecekteki uzak akrabalarımız kıyı bölgelere yerleşmeye çalışabilir. Fakat orada bile bu dünyanın tehlikelerinden kaçış yok. Bu kıyı bölgelerde muhtemelen volkanik patlamalar ve sürekli depremler olacak. Süper kıtayı oluşturan tektonik güçler hala işlevde olacaklar. Karayı en zayıf noktalarından ayırmaya başlayacaklar. Bunun sonucunda da büyük depremler meydana gelecek. Lavlar bu yeni çatlaklardan yararlanıp sıra yanardağlar oluşturacak. Eriyen kayalar binlerce kilometrelik alana yayılıp önüne çıkan canlıları yok edecek. Karada hayat hayal edebileceğimizden de zor olacak. Birçok canlının soyu tükenecek. Ama bu tahribat bile yeni süper okyanustaki hayatın yanında hiçbir şey. ...250 milyon yıl içinde tek bir süper kıta dünyanın yüzeyini kaplayacak.
bu daha önce de oldu. O zaman ne olduğunu araştırarak bu yegane kara kütlesinin gelecekte okyanuslarda yaratacağı tahribatı kestirebiliriz. Karbondioksitin ölümcül bir dozu, denizdeki hayatın %96'sını yok edecek kitlesel bir soykırıma neden olabilir. Peki ama bu ölümcül karbondioksit nereden geliyor? Kainattaki en büyük doğal karbondioksit üreticilerini iyi tanıyoruz. Gelecekteki süper kıtada da onlardan çok sayıda bulunacak. Yanardağlar. Yanardağlardan gelen karbondioksitin okyanuslarda nasıl soykırım yaratacağını anlamak için Dr. James Berry, benzeri vakalarda özel bir canlı türü olan dallı bacaklıları inceliyor. Okyanuslar, 100 bin yıl önceki volkanik hareketlenmenin ortaya çıkardığı karbondioksit nedeniyle daha asitli hale geldiler. Ve bu durum sadece dallı bacaklıların değil, birçok hayvan türünün yok olmasına neden oldu. Dr. Berry, karbondioksit oranı birden yükselirse neler olacağını anlamaya çalışıyor. Bunu ilk hissedeceklerden biri de kabuklu deniz hayvanı. Bu dallı bacaklılar bizde merak uyandırıyor. Onlar 400 milyon yıl önce kainatta var olan ilk gerçek hayvan formlarından biri. O zamanki en yaygın formlar ama 30 bin türden 300 türe düşmüşler. Soyu ilk tükenenlere örnektirler. Dallı bacaklılar 100 milyonlarca yıl dünyadan gelen her zorluğa dayanmış. Fakat volkanik patlamalar sonrasında denizdeki dallı bacaklıların %90'ı yok olmuş. Berry'nin araştırması bunun nasıl olduğunu açıklıyor. Dallı bacaklılar karbondioksite karşı duyarlı. Yanardağlardan gelen karbondioksit denizleri daha asitli hale getiriyor. Okyanusa girdiği anda deniz suyuyla etkileşime girip karbonik asidi oluşturuyor. Bu da okyanusun kimyasal dengesini bozuyor. Deniz daha asitli hale geldikçe dallı bacaklılar ölüyor. 250 milyon yıl içinde deniz omurgasızlarının sert kabukları asitli suda çözünecek. Canlılar öldükçe besin zinciri de çökecek. Onlarla beslenen hayvanlar aç kalacak ve zincirin en tepesine kıtlık oturacak. Besin zinciri çökerken süper kıtanın diğer bir acımasız sonucu daha gerçekleşmek üzere. Deniz türlerinin %80'i kıyı şeridine yakın yaşar. Karalar o durumdayken çıkacak bir kıyı bulunmuyor. Yer edinmek için yapılan yarış büyüyor. Gelecekteki süper kıtanın kıyı şeridi bugünkünden %70 daha az olabilir. Bir sonraki süper kıta ölümcül olacak. 250 milyon yıl içinde karalar çorak çöllere dönüşecek. Asitli okyanusların yarattığı soykırımsa dinozorlarınkini aratacak. Ama şaşırtıcı bir biçimde bazı bitki ve hayvanlar hayatta kalacak. Bunlar sıcağa uyum sağlayanlar olacak. Yılanlar ve örümcekler gibi. Bodur çalılıklar ve kaktüs çeşitleri de dönüşebilirler. Hayat 1 milyar yıl daha dayanacak. Ancak ondan sonra gezegenimizde soylar tükenmeye başlayacak. Karada hayat sona erecek. 1 milyar yıl sonra dünya giderek ısınacak. Güneş gibi tüm yıldızlar yaşam ve ölüm döngüsüne girecek. Bugün güneş orta yaşlarında. Fakat 1 milyar yıl sonra ölümü yaklaşmış olacak. Yakıtının kalanıyla yanarken içinde olup bitenler onun genişleyerek dünya yüzeyine yaklaşmasına neden olacak. Sıcaklık yükselecek.
Şu an 30 derece ve giderek artıyor. İnsanlar için bir 10 derece daha artması fiziksel sınıra ulaşmaları demek. Kan koyulaşır, ardından felç ve organ iflasları gelir. Önümüzdeki 1 milyar yıl içinde bir zaman insanlık işlev göstermemeye başlayacak. O anda dünya üzerinde sonsuza dek yok olacağız. Fakat hayatta kalan başka canlılar olacak. California Academy of Science'da Profesör Lynn Rothschild, geçmişte soyu tükenen türleri inceliyor. Örneğin bugünün iki katı sıcaklıktaki bir dünyada var olabilecek türleri buluyor. Elimde tuttuğum şey bir ammonit. Bunlar çok başarılı bir omurgasızlar grubu. Harika etoburlar. Kabukluların nesli tükenmiş grubu. Ama bu dış etkenler yüzünden olan bir şey. Güneş genişledikçe ve dünya ısındıkça her şey şansa kalıyor. Yeni dünyaya şans eseri ayak uydurabilirseniz hayatta kalıyorsunuz. Uyduramazsanız şanslısınız demektir. Sadece en çok uyum sağlayanlar hayatta kalabilir. Ama koşullar kötüye gittikçe karada da hayat sona yaklaşıyor. Önce bitkilerden başlıyor. Atmosferik bilim insanı Profesör James Kesting, 1 milyar yıl sonra bitkilere ne olacağını çözen dünyadaki tek bilim insanı. Karbondioksitteki büyük bir düşüşle hepsinin yok olacağını keşfetmiş. Karbondioksit yarı yarıya düşecek. Dünyadaki bitkilerin %95'i ölecek. Halihazırda devam eden jeolojik süreçler karbondioksiti emip okyanus derinliklerindeki çökeltiye bırakıyor. Fakat tüm kimyasal süreçlerde olduğu gibi sıcaklık arttıkça süreç hızlanıyor. Sıcak dünya tarafından şarj edildikçe de 1 milyar yıl sonra atmosferde karbondioksit bırakmayacak. Karbondioksitsiz kalan bitkiler de boğulup ölecek. Yeşil evrenin son parçaları da kahverengiye dönüp yok olacak. Dünyayı koca bir çöl kaplayacak. Bitkilerin olmadığı bir gelecek hayal etmek çok zor. Bunu hayal etmenin en iyi yolu bir çöle gitmek. Bir açıdan oranın doğası da çok güzel ama çok kurak ve bize çok uzak bir ortam. Bitkiler olmayınca besin zinciri çöker. Bitkileri yiyenler aç kalır. Ardından da etoburlar. Hayvanlar, böcekler, sürüngenler ve memeliler. Karada kimsenin yaşama şansı kalmıyor. Geride, yeryüzünde yaşamı destekleyen tek bir alan kalıyor. Okyanuslar. Fakat 1 milyar yıl sonra ölmekte olan güneş yayıldıkça ve sıcaklık yükseldikçe, okyanuslar da buharlaşacak. Su seviyesi düştükçe tuz oranı artacak. Geleceğin okyanuslarının nasıl olacağını anlamak için Profesör Rothschild, San Francisco'nun dışında tuz üretmek için buharlaştırılan tuz göllerine geliyor. Burada ve dünyada da olan şey, tuzun yoğunluğunun artmasıyla bildiğimiz balık, yosun, su yosunları ve tropik dev balıkların yok olmaya başlamaları. Bu okyanustaki hayatın sona ermesi demek. Balinalar, yunuslar, deniz anaları, mercanlar ve her şey yaşamını yitiriyor. Tuzu giderek artan suda yaşayamıyorlar. Geriye sadece deniz sinekleri, birkaç küçük solucan ve burada gördüğümüz mikroplardan bir kısmı kalacak. Tuz oranı en üst seviyeye ulaştığında normal okyanusun 10 katı kadar tuzlu bir suda sadece halofil denen organizmalar kalacak. Suya kırmızı rengini veren şey çok tuzlu ortamlarda yaşayan minik organizmalar olan halofiller. Bu kızıllık rastlantı değil.
Yaz boyunca bronzlaşmak isteriz. Havuza girdiğimde kışın olduğundan daha bronz olduğumu görüyorum. Bu organizmalar da kendilerini çok güçlü güneş ışığından, ultraviyole radyasyonundan korumak istiyorlar. Bronzlaşmak yerine karotenoidler denen kızıl boya maddeleri üretiyorlar. Bunlar domates ve havuçta görülen bazı alaşımların aynı. Bu turuncuya kaçan kızıl boya maddesi bu organizmaları çok yüksek güneş ışığından koruyor. Gökyüzündeki keskin güneş ve yükselen ısıya rağmen bu ekstremofiller hayatta kalabiliyorlar. ...1,2 milyar yıl sonra hiçbir canlı yaşamayacak. Dünya giderek zorlu bir yer haline geldikçe sadece mikropların yaşadığı bir yere dönüşüyor. Tıpkı dünyadaki hayatın ilk evrimi sürecinde olduğu gibi. Ekstremofiller okyanusun son hayatta kalan canlıları. Ama onları da yok edecek son darbenin eli kulağında. Bundan 1,2 milyar yıl sonra hayvanlar ve bitkiler yeryüzünden silinmiş olacak. Hızla buharlaşan ve tuz oranı artan okyanusta sadece mikrobik ekstremofiller kalacak. Okyanusların ömrü sona erecek. Genişleyen güneşin parlaklığı, ortalama küresel sıcaklıkları bugünkü sıcaklığın neredeyse iki katı olan 37,78 dereceye yükseltecek. Profesör James Casting bu durumun okyanuslar üzerindeki tahrip edici etkisini araştırıyor. Güneş bugünkünden %10 daha fazla parlaklığa ulaştığında okyanusların yok olacağını düşünüyoruz. Bulguları 1972'de Apollo astronotlarının topladığı delilleri doğruluyor. Hidrojen dünyayı terk ediyor. Su 1 birim oksijen, 2 birim hidrojenden oluşur. Astronotların gördüğü şey okyanusların parçalar halinde uzaya yaptıkları geçişti. Bugün bu miktar çok ciddi boyutta değil. Ama 1,2 milyar yıl sonra sıcaklık 37,78 dereceye ulaştığında bu süreç aşırı ölçüde hızlanacak. Hızlanan buharlaşma havayı suyla dolduruyor. Bu su atmosferin zirvesine ulaştığında güneşten gelen ultraviyole ışınlar onu ikiye ayıracak. Hidrojen ve oksijene. Hidrojen çok hafif olduğu için uçup uzayda kaybolacak. Okyanusların giderek kaybolması yeni ve korkunç bir gökyüzü yaratacak. Bu gökyüzü yavaş yavaş güneşi gizlemeye başlayacak. Uzaydan bakıldığında yeryüzü yok olmaya başlayacak. Dünyayı gözlemleyebilsek, mesela Ay'dan, bundan 1 milyar yıl sonra sularını kaybetmeye başladığından bugünkünden farklı bir dünya görürdük. Giderek daha fazla hidrojen kaybedildikçe oksijen oranı artıp yoğunlaşıyor. Ve buharlaşma oranı atmosferi daha da yoğun bir hale getiriyor. Artık nem oranı %100. Düz beyaz kenarlı bulutlar yükseliyor. 96,56 kilometre yükseklikte silindirleşen ısı ve nem artık daha önce hiç görmediğimiz kadar şiddetli ve güçlü fırtınalar koparmaya başlıyor. Yüzeyden gelen suyun miktarı çok olduğu için atmosferin üst kısımlarında buz olacak. Dev dolu fırtınaları kopacak. Ama aşağıdaki ısı yüksek olduğu için hiçbiri yeryüzüne düşmeyecek. Atmosfer gazdan ibaret olacak. Yüzeyi bile göremeyebilirsiniz. Ultraviyole ışınlarını görebilseniz bol miktarda hidrojenin uzaya gittiğini görürsünüz. Bu süreci biri dışarıdan görse, dünyanın yüzeyinde kötü şeyler olduğunu düşünür. Bu ölümcül bir döngü. Isı arttıkça okyanuslar hızla kayboluyor ve gökyüzü daha hırçın bir hal alıyor. Bilim insanları buna sera etkisi diyor. Casting, okyanusların yok oluş süreçlerinin 200 milyon yıldan daha az süreceğini keşfetmiş. Su olmadan hayat olmaz. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini bulmak için benzer şekilde okyanusları kuruyan bir gezegeni incelemiş.
Dünyanın okyanuslarının geleceğini Venüs üzerinde çalışarak keşfettim. Fiziksel olarak Venüs Dünya'ya en çok benzeyen gezegen. Milyarlarca yıl önce daha da çok benziyormuş. Kesting, Venüs üzerinde çalışarak okyanusların ne zaman kuruyacağını öngörmüş. Cevap şoke edici. Bu sorun üstünde çalışmaya başladığımızdan beri çoğu bilim insanı okyanusların en azından bir 3-4 milyar yıl daha dünyada kalacaklarını söyledi. Ama kötü olayların çok daha erken başlayacağını kanıtladık. Okyanuslar 1.2 milyar yıl içinde yok olabilir. Suyun yok olmasıyla bunun gibi kuru tuz kütleleri dünyanın heybetli okyanuslarını dolduracak. Bu hayatın sonu mu demek? İnanılmaz bir biçimde yeni bir keşif su olmadan temel hayat formlarının sürebileceğini gösteriyor. Ama ne kadar? Bu organizmaların yüksek dozda tuzda yaşayabildiklerini biliyoruz. Ama katı tuzda onlara ne olduğunu da biliyoruz. Önceden onların katı tuz içindeyken askıda bir hayat sürdüklerini, hala aktif bir metabolizma ile solunum yapıp, yiyip, dışkıladıklarını ama bunları çok çok düşük bir oranda gerçekleştirdiklerini bilmiyorduk. Bu bizim için çarpıcı bir keşif oldu. 1,4 milyar yıl içinde okyanuslar tamamen kaybolacak. Ekstremofiller katı tuzda yaşamaya devam edecek ama nadiren. Bu organizmalar bunun gibi bir tuz kitlesinde uzun süre hayatta kalabilirler. Su yokken bile. Bu şekilde sonsuza kadar yaşayamazlar ama en azından zaman kazanırlar. Belki birkaç milyon yıl daha yaşarlar. Bu süreçte de kendilerini güneşten kızıl renkleriyle korurlar. Yaşarlarken gezegenimizin uzaydan görünüşünü de değiştirecekler. Herkes dünyanın güzel, mavi bir gezegen olduğunu sanıyor. Gökyüzündeki mavi bir nokta gibi. Ama gerçek şu ki dünya gelecekte bir Barbie gezegeni olacak. Pembe bir tuz tabakasıyla kaplanacak. Bu dünyanın 1,4 milyar yıl sonraki hali. Ekstremofiller var olma savaşında. Fakat güneş yayıldıkça yükselen sıcaklıklar onları da alt ediyor. ...1,6 milyar yıl sonra sıcaklık 106,7 dereceye yükselecek. Suyun kaynama noktasından da yükseğe. Hayat en sonunda bu savaşı kaybedecek. Yaşayan son ekstremofil de ölecek. Pembe dünyanın zamanı da dolacak. Gezegenimiz artık kahverengi ve özelliksiz bir dünyadan ibaret. Ayak basacak sağlam başka bir yer bulamazsak bu dünyanın sonu demektir. Sonraki 6 milyar yıl boyunca ölü dünyamız ölmekte olan güneşin etrafında dönecek. Dünyanın var olduğu son anı ancak bir gökbilimci görebilir. Sussex Üniversitesi'nden Dr. Robert Smith, dünyanın sonuna bir ışık tutuyor. Ama onun bu keşif yolculuğunda bazı beklenmeyen sapmalar olmuş. Her şey, ölmekte olan güneşin giderek genişlemesiyle başlıyor. Güneşin giderek büyümesi, dünya için kötü sonuçlar doğuracak. Çünkü Güneş'in en azından 200 katı büyüklüğüne erişeceğini tahmin ediyoruz. Tüm yıldızlar bir yaşam ve ölüm döngüsüne girecek. Gökbilimciler Güneş'in geçireceği evreleri geçiren yıldızları görebildikleri için bu bilgiye sahipler. 7 milyar yıl sonra Güneş ölüme yaklaşacak. Güneş artık 1000 kat daha parlak, şu ankinden 200 kat daha büyük ve hala da büyüyor. Isı dünyanın yüzeyini tam anlamıyla eritiyor, tüm eşsizliğini ortadan kaldırıyor.
Güneş büyüdükçe dağlar erimeye başlar ve dağlarla okyanusların kayboluşuyla her şey dümdüz, özelliksiz ve aşırı sıcak bir yüzeye dönüşür. Dünyanın yüzeyi artık 1371 derece ısıda eriyor. Yüzeyden sıvı metal akıyor. Gezegenimiz artık tanınmaz halde. Tamamen yabancı bir dünya. Son artık çok yakın. Fakat Dr. Smith'in hesaplamaları son anda bir kaçışın mümkün olduğunu gösteriyor. Yedi buçuk milyar yıl sonra. Dağlar ve okyanuslar dünyanın yüzeyinden silinecek. Sıcaklık 1371 derecenin üzerinde olacak. Son 6 milyar yıldır dünyada hayat olmayacak. Artık dünyanın kendisi de ölmek üzere. Ölmekte olan güneşin merkezinde helyum kritik bir seviyeye ulaşıyor. Öyle yoğunlaşıyor ve o kadar çok atomu var ki çekirdek patlama derecesine geliyor. Artık son halini alıyor. Şu anki halinin 256 kat daha büyüğü. Kızıl bir dev. Tüm göğü kaplıyor. Öncelikle güneşin boyutunun büyüdüğünü görürsünüz. Daha kızıl ve daha parlak olur. Şu an onu dolunay boyutunda görmeye alıştık. Ama o zamanla giderek büyüyüp neredeyse gökyüzünün yarısını kaplamış olacak. Güneş yakıtının sonuna geldikçe dışa doğru genişlemeye başlıyor. Artık 321,9 milyon kilometre alana yayılmış ve yoluna çıkan her şeyi yutar halde. Dünyanın kaderi bu mu? Dr. Smith, güneşin büyüdüğünü gösteren figürleri incelediğinde, güneşin dünya üzerindeki yerçekimsel etkisini kaybettiğini görmüş. Zincir kopuyor ve gezegenimiz uzayın derinliklerinde ölmekten kurtulma şansını yakalıyor. Smith, dünyayı kurtarmışa benziyor. Dünyayı kurtarmak güzel bir duyguydu. Üstelik gazetelerde bunun aynını yazdılar. Fakat sonra Smith'in meslektaşları bir kez daha inceleyip Kızıldev'le ilgili yeni hesaplamalar yapıyorlar. Bu sefer ortaya tamamen farklı bir resim çıkıyor. Hesaplamalara yeniden baktığımızda bir şeyi gözden kaçırdığımızı fark ettik. Eksik bir etken olduğunu ve bunun gelgitlerle ilgili olduğunu fark ettik. Dünyadaki gelgitlerin güneş üstündeki etkisini hesaba katmamışlardı. Dünyanın yer çekimi güneşin yüzeyinde gelgitten kaynaklanan bir şişkinlik yaratacak. Tıpkı bugün ayın okyanuslarda yaptığı gibi. Bu şişkinlik dünyayı güneşe doğru çekecek. Smith yeni verilerle neler olacağını tekrar değerlendiriyor. Bu son etkeni ilk eklediğimizde ne düşüneceğimizi bilemedik. Gelgitlerden sonra bile dünyanın kurtulacağını umduk. Smith çok farklı sonuçlar ortaya çıkardı. Haberler kötüydü. Gelgitsel etken dünyayı güneşe sürükleyecekti. Soruna tekrar eğilip fazladan etkenleri de eklediğimizde dünyanın hayatta kalamayacağını anladık. Araştırmamıza kıyamet günü adını verdik. Dünyanın yüzeyi artık metali bile eritecek 1371 derecelik ısıya maruz kalıyor. Güneşin dış tarafındaki saçakları dünyaya ulaşıyor. Dünyanın yok oluşu hayal etmeye çalışırsak, tıpkı bir asteroidin atmosfere çarpması gibi olacaktır.
Dünya tamamen yanacak, buharlaşacak ve yok olacak. Güneşin bir parçası haline gelip hiç var olmamış gibi öylece devam edecektir. 12 milyar yıl sonra dünyanın tarihi sona eriyor. Dünya gezegeni alevler içinde güneş tarafından eritilerek ölüyor. Küre dönmek gibi bir şey. Ama o kadar da kötü bir şey değil. Çünkü o atomlar, sizin atomlarınız, köpeğinizin atomları, arabanızın atomları uzaya gidip ne yapıyor? Yeni yıldızlar, gezegenler ve hatta yeni insanlar haline geliyor. Bugün bize hayat veren yıldızların bir gün bizi yok edecek olmaları çok kötü. Büyük değişimler kapıda. Dünyanın geçmişte ve bugün nasıl işlediğini çözen bilim, geleceğin de ne getireceğini kestirmeye başladı. Dünyanın ölümü gözümüzün önünde bekliyor. Bu son, jeolojik geçmişte de, yukarıdaki yıldızlarda da yazılı duruyor.